Değerli basın mensupları, sizler buradasınız, bizler buradayız ama maalesef meclis çalışmıyor. Niçin çalışmıyor meclis? Çünkü geçtiğimiz hafta Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi verdi. MHP ile birlikte el kaldırdılar ve meclisi bu hafta tatile soktular. Bugün meclisin çalışmaması Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından şöyle gerekçelendiriliyor. Elimizde görüşecek kanun yok. Meclisi sadece bir kanun çıkarma makinesi olarak gören ve kendi gündemine hakim olmayan sarayın talimatıyla, sarayın kararnameyle yapamadığı işleri bir an önce yapmak üzere saraydan gelen metinlerin noktasına ve virgülüne dokunulmadan geçirildiği, MHP ile metinler üzerinde değişiklik yapmamak üzere tam mutabakat sağlandığı, ellerin kaldırılıp indirildiği, çoğu zaman üzerinde konuşulmadığı, iktidar partisi tarafından konuşulmadığı ve muhalefetin yapmış olduğu önerilerin asla dikkate alınmadığı bir kanun çıkarma fabrikasına dönüştürüyorlar burayı. İşlevsiz, gündeminin saraydan belirlendiği ve saray talimatlarıyla çalışan, ya sizden bir talebimiz yok, gidin dinlenin deyince bir askeri disiplin içinde dağılıp çalışmayan, vatandaşın gündemini kovalamayan, sadece sarayın gündemini yerine getiren bir meclise dönüştürülmeye çalışılıyor meclis. Muhalefet partileri olarak ve ülkenin ana muhalefet partisi olarak buna her aşamada itiraz ettik, bir kez daha itiraz ediyoruz. Meclisin kapanma kararında hiçbir muhalefet partisinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yoktur, kabulü yoktur, rızası yoktur. Bu hafta meclisi kapattılar. Çünkü mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği Isparta ile ilgili araştırma önergesinin görüşülmesi işlerine gelmezdi. Yani bugünün Türkiye'nin gündemini konuşturuyoruz mecliste, bunu istemezlerdi. Elektrik faturalarının yarattığı infiali, vatandaşın burada düştüğü zorluğun konuşulmasını istemiyorlardı. Ya da geçen haftadan bu haftaya devredecek olan bu gündem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elindeyken verilen kıyak burslar. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir'i yönetiyorken, İstanbullu 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da yeter artık çek elini İstanbul'dan, çekin elinizi İstanbullunun bütçesinden, çekin elinizi kıyak burslarla kendi siyasetinizi güçlendirdiğiniz, kendi siyasetçilerinizi ödüllendirdiğiniz, akrabalarını bir aileden akrabaların her mevkilere atanıp atanıp doymadığı bu İstanbul'un üzerinden çekin artık elinizi demeden önceki, mesela geçen haftanın bu gündemi, bu hafta mecliste araştırma komisyonu kurulması teklif edilerek görüşülmesin istiyorlar. Sadece bir rakam vererek ve bu haftaki kapalı tutulan mecliste konuşturulmayan bu konuyla ilgili takipçisi olacağımızı bildirerek devam etmek isterim. 39 kişiye, üçü burada. Örneğin Fatma Betül Sayankaya, Rabia Kalender İlhan ve Ravza Kavakçı'nın da içinde bulunduğu 39 kişiye 62 milyon burs dağıtmışlar. Sayın Betül Sayankaya'nın maliyeti 1 milyon 438 bin lira burs olarak bir kişiye, yurt dışında burs. Rabia Kalender İlhan'ın maliyeti İstanbulluya 2 milyon 200 bin TL. Ravza Kavakçı'nın maliyeti 2 milyon 161 bin TL. Bu paralar bu kişilere verilmiş, yurt dışında okusunlar diye. Dönüşte çalışacaklardı ama çalışmamışlar. Hanımefendi önce Cumhurbaşkanı danışmanı olmuş, daha sonra siyasete atılmış. Hanımefendi diyor ki emekli olunca gidip çalışacağım diyor. Oysa baktığınızda hanımefendi zaten milletvekilliğinden emekli olacak ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu borcunu ödeme imkanı yok. 2.1 milyon TL'lik kıyak burs almış hanımefendi. Ve İstanbulluya bu dağıtılsa ne olur? Şimdi dağıtılıyor. İstanbullular iyi ki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na görevi verdiniz. Bakın ne oldu?
şu üç hanımefendinin de içlerinde olduğu 39 kişiye verilen 62 milyon TL şimdi 650'şer liralık burslar halinde 52 bin yoksul İstanbullu çocuğa veriliyor. Eğer AK Parti'de dursa 39 kişi bu bursları alıyor ama Ekrem İmamoğlu aynı parayı 52 bin kişiye dağıtıyor. İşte İstanbullunun İstanbul'un kaderine el koymasının karşılığı budur. Şimdi Türkiye benzer bir kararın arifesinde. Eğer siz önümüzdeki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zaten yorulmuşlar MHP ile birlikte. Geçen hafta muhalefet diyor ki çalışalım. Bunlar diyor çok yorulduk, kış tatiline gidelim. Sıcak evlerimize gidelim. Millet ödeyemediği faturalardan donarken ya da olmayan elektrikten dolayı donma tehlikesi geçirirken hayati öneme ait cihazlarını çalıştıramazken beyefendiler, hanımefendiler kış tatiline gitmeyi seçtiler. Seçmen nihai kararı verecek. İlk seçimde bunları tamamen tatile yollayacak. Madem yoruldunuz, gidin dinlenin. 20 yıl boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkeyi yordu, kendi de yorulmuş. 2 haftada bir tatil istiyorlar. Ocağın başında tatil, ocağın sonunda tatil. Yorulduysanız millet sizi istirahata yollayacak. MHP geçmişte AK Parti'ye küfretmekten yorulmuşlardı. Şimdi 5 yıldır met etmekten yoruluyorlar. Daha 5 yıl öncesine kadar bu ülkede herkes cumhurbaşkanı olur, sen olamazsın diyorlardı Tayyip Erdoğan'a. Hafta sonu kampta cumhurbaşkanı adayımız belli, onun dışında aday olamaz diyorlar. 5 yıl öncesine kadar küfürden yorulanlar şimdi döndüler, iltifattan, övgüden, destekten yorgun düşmüşler. MHP ocağın başında bir hafta dinlenecek, ocağın sonunda bir hafta dinlenecek. Bu ülkenin insanları bekliyor. Mesela ey Fahrettin Koca, söz verdin sen sağlık çalışanlarına. Önce bir iyileştirme hep beraber yaptık, geri çektiniz. Haftaya daha iyisini getireceğiz dediniz, Aralık bitti. Ocağın ilk haftası dediniz, yalan oldu. 15 Ocağı geçirtmeyelim, yalan oldu. Ocak bitti, yalan oldu. Bugün 8 Şubat, sağlık emekçileri grevde ve siz kulağınızın üstüne yattınız, meslektaşlarınızın beklentilerini boşa çıkardınız. Ve geçen hafta bu meclis işimiz yok diye tatile gitti. Ne olurdu? Ne olurdu meclis bu hafta çalışsaydı, sağlık emekçilerinin, doktorun, hemşirenin, sağlık çalışanının, tüm sağlık emekçilerinin, fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin haklarını vereydik. Çalışsaydık, tartışsaydık, en doğrusunu yapsaydık. Neredesiniz? Tatildesiniz. Ama sağlıkçılar, emekçiler grevde. Geçinemiyorlar. Ve herkes biliyor ki şu anda büyük yetişmiş bir insan gücü, iş gücü kaybıyla karşı karşıyayız. 2 büyük kaçış var. Yurt dışına kaçan doktorlar, mesleklerini bundan sonra yurt dışında yapmak isteyen doktorlar ve özel sağlık kuruluşlarına giden, devletten ayrılan yetişmiş uzman doktorlar. Buna engel olmak için kanun çıkaracaktık. 45 gündür beyler, bayanlar hepsi birden kayıp. Ve emeklilikte yaşa takılanlar. MHP'nin sözü var. Arzu Erdem'in kanun teklifi var. Çalışsaydık da çıkarsaydık. Neredesiniz? Niye yoksunuz? Diğer taraftan toplumun tüm kesimleri buradan bir şeyler bekliyor. Atanamayan öğretmeninden tutun, gübre fiyatı karşısında ezilen çiftçiye kadar. Ama kimse yok ortada. Milliyetçi Hareket Partisi destek olmaktan, koltuk değneği olmaktan yorgun düşmüş. Bir hafta kış tatili, kar tatili. Ne güzel. Lafa geldi mi dünya kadar anlatıyorlar. Örneğin Ulvi İzzet Yönter meclise geliyor. Ben meclisin uzman çavuşuyum. Bir de selam çakıyor bir güzel kürsüden. Giderken hemen giriyorum. Nereye gidiyorsunuz? Bu kürsü dilek ve öneriler kürsüsü mü? Getirin kanun teklifinizi, birlikte görüşelim diyoruz. Tık yok. Ulvi Bey nerede? Tatilde. Bakın, uzman çavuşların, bunları nereden bulduk? Gidip de asker pazarından satın almadık. Her bir tanesini buraya gelen
uzman çavuşların, uzman erbaşların dernekleri bırakıyor, masalarımıza bırakıyor bizi unutmayın diye. Nerede? Meclisin uzman çavuşu bak. Bunlar burada duruyor. Bunlar burada duruyor teker teker. Uzman jandarmaninki burada. Bak teker teker buraya bırakmışlar bizi unutmayın diye. Ne oldu? Unuttunuz gittiniz. Şöyle bir meclis kayıtlarına giren herkes görür. Örneğin 2018 8 Kasım günü kanun teklifi. Uzman erbaş kanunu ile uzman jandarma kanunda değişiklik yapılmasına dair. 12-10-2018'de bir tane daha. 30 Temmuz 2018'de bir tane daha. Uzman erbaş kanunu da değişiklik yapalım. Gelin yapalım. Tatilde beyler. Ne oluyor? Bu beyler nöbette. Ama kanun teklifini vereceğim diye söz verenler vermiş. Komisyona bile gidip kanununun görüşülmesini talep etmemiş. Meclisi kapatalım mı? Rey veriyorlar. Kapatalım. Bu kadar sözünüz ortada duruyorken, bu kadar insanların duygularını istismar ediyorken nasıl tatil içiniz siniyor? Gelin verdiğiniz sözleri tutmak için meclisi çalıştırın, biz de destek verelim. Peşinden sesleniyorum. Gitmeyin, nereye gidiyorsunuz? Sözünüz vardı diye sırıtıp sırıtıp kaçıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Eğer bugüne kadar her hafta gerekirse sabaha karşı MHP, AKP'nin sarayın istediklerine tam destek, bu hafta tatil. Bu hafta da MHP için çalışaydık. Onların kanun teklifleri geleydi. Verdikleri sözleri tutaylardı, biz de destek vereydik. AK Parti'ye bile ihtiyaç yok. Sayımız yetiyor. Muhalefet olarak destekleriz emeklilikte yaşa takılanları emekli etmek için. Atanamayan öğretmenlerin sorununu çözmek için. Elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili bir sürü düzenlemeyi yapabilmek, onları zapturapt altına alabilmek için. Ama hepsi birden kayıp. Yerlerinde yerler esiyor, kış tatilindeler. Bu kadar vatandaşın sorununa duyarsız bir iktidar ve onun küçük ortağının olduğu yerde bunları topyekün tatile yollamanın, topyekün emekli etmenin zamanı çoktan geldi geçiyor. Biz buradayız. Çalışıyoruz. Çalışmak istiyoruz. İktidarımızda öyle tatilin değil, çalışmanın, vatandaşın yüzünü güldürmenin gereğini yerine yapacağız. Vatandaş hak etmediği tatile koşanlarla gelin burada sorun çözelim diyenleri önümüzdeki seçimde ayıracak inşallah. Diğer taraftan meclis açık olsa kadın cinayetleri de konuşulacaktı. Cuma günü bir basın toplantısıyla mecliste kadın cinayetleri ve nafaka meselesiyle ilgili kadın örgütlerinin sesini bütün Türkiye'ye duyuracağız. Bunu buradan şimdiden söyleyelim. Eşik platformuyla birlikte kadın örgütlerinin Türkiye'ye sesini duyuracağız. Çünkü birileri kadının sesini kısmak, kadını susturmak istiyor. Biz onların örgütlü gücünün arkasındayız. Şimdi geçen sene yalvardık bir sürü. Dedik ki yapmayın, etmeyin. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayın. Meclisin verdiği kararla imzalanmış, adı İstanbul'umuzun adını taşıyan, Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu böyle bir sözleşmeden çıkarsanız kadın cinayetleri artar dedik, dinlemediler. Çıktılar. Bu sürecin sonunda Türkiye'de kadın cinayetleri ardı arkası kesilmeden devam ediyor. Ve bu konuda kadın derneklerinin tespiti şu. Türkiye'de 2021 yılında diyorlar 280 kadın öldürüldü. Bunların ay ay dökümünü vermiş kadın dernekleri. İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkıldığı 1 Temmuz gününe kadar ki 6 ayda 130 kadın ölmüş. Devamındaki İstanbul Sözleşmesi 6 ayda 150 kadın ölmüş. %15 artış var diyorlar. Bakanlık bir rakam yayınladı. Kadın cinayetinin, kadın örgütlerinin dediği 280'in de üzerinde 307 olduğunu gösteriyor. Tablo çok daha vahim. Biz bunu söylediğimizde Suç İşleri Bakanımızın yardımcısı açıklama yapmış. Bu doğru değil diyor. Efendim nasıl bir hesap? Bakın Soylu açıklama yaparken 2021 ile 2020'yi değil 2017'yi karşılaştırıyor. Yalan,
Büyük yalan, çok sıkışınca istatistik üzerinden yalan. Neden 2017'ye bakıyorsun? Tek yüksek bir yıl bulmuş orada. 2021'den onu. Muhterem Bey de şöyle bir muhterem iş yapmış. 20 Mart gecesi beyefendi diyor sözleşmeyden çıkma imzasını attı. O günden bugüne gelelim diyor. 263 kadın. Geriye gidersek diyor. Pardon, o günden bugüne gelelim 259 kadın öldü. Bu kadar gün geriye gidersek 263'lü 4 tane azaldı. O gece, ertesi gün, daha sonra kadın cinayeti işleyenin Cumhurbaşkanı'nın attığı imzadan etkilenmiş olabileceğini varsayarak hareket eden bir tuhaf akıl. Kardeşim, aç Abdurrahman Dilipak'ı dinle. Diyor ki, sözleşmeden çıkıldı çıkılalı hakim atmosfer var. İlgili kanunlar değişmedi ama kanunu tatbik edenler, kanunu uygulayanlar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın ne manaya geldiğini gördüler. Ona göre davranıyorlar diyor. Doğru bir atmosfer yaratıldı diyor. Ve resmi çıkış tarihi 1 Temmuz'dan bugüne kadar ve ondan önceki 6 aydaki %15'lik artışın, hatta bakanlık rakamlarının ay ay ilan edilse iddia ediyoruz %25'e varan artışın üstünü istatistik oyunlarıyla geriye giderek falan kimse örtemez. İstanbul Sözleşmesi kadından çıkılması kadınlara iyi gelmemiştir. Kadın cinayetlerini arttırmıştır ve her geçen gün biriken bir etkiyle bu sayılar artmaktadır. Eğer cesaretleri varsa 2021 yılı ve bundan sonraki her ay bakanlık rakamları ilan etmelidir. Öyle toptan rakamı ilan etmeler, bilmem kaç yıl geriyle ileriyi karşılaştırmalar değil. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılan 1 Temmuz tarihinde itibaren resmen çıkılan bildirimin ulaştığı ve hukuki sonuç doğurduğu toplumun tüm kesimlerinin de o 3 aylık süreci benimsediği ve artık ne demek olduğunu algıladığı günden itibarenki bütün rakamlar teker teker ilan edilmelidir. Gelelim Isparta ve elektrik kesintisi meselesine. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok az yaşanan birkaç günü yaşadık. Öncesinde Cumhuriyet tarihinde ilk kez organize sanayi bölgelerimiz elektrik yokluğundan devlet zoruyla üretimine ara vermek durumunda kalmışlardı. Bu büyük bir beceriksizliğin, büyük bir basiretsizliğin, büyük bir kötü yönetim döneminin sonunda oluşan tortunun itirafıydı. Akılcı işler yapmadılar, doğru planlamalar yapmadılar ve bütün hesabı kitabı spot piyasadan alacakları sıvılaştırılmış gaz üzerinden üretime bağladıkları için ve yaz ortasında fiyatlar spot piyasada 6 katına çıkınca depolardaki sıvılaştırılmış doğalgazı yaktıkları için bu kışa tedbirsiz ve güvencesiz girmek durumunda kalındı. Depolardaki rakamlar %33'lere kadar geriledi ve Türkiye'de bir büyük felaketin yaşanmaması için sanayiciyi, ihracatçıyı feda ettiler. Ardından Isparta ilinin tamamında 4 gün boyunca elektrikler kesildi. Ve bu konuda adım atmaya niyetlenen bir devlet aklını görmekten de çok uzaktık. Gaziantep'te kar yağınca çağın en büyük doğa faciası belediye ne yapsın? Aynı kar İstanbul'a yağınca sanki kendileri sorumlu değil, koca koca yollardan, otoyollardan, havalimanlarından Ekrem İmamoğlu krizi yönetemedi desinler. Ve bunun üzerinden örneğin sel felaketi olur, devletin zafiyetlerini dile getirene vatan haini, felaketten siyaset çıkarıyorsun. Orman yangını olur, yangınları söndürecek uçağa gerek yok, helikopter yeten diyen bakan, dünyada uçağa gerek yok, helikopterlerimiz yetecek diyen bakan, bütün dünyadan uçak kiralama telaşındayken, madem öyle geçen sene niye böyle dedin diyene, bir afetten, bir felaketten, yangından siyaset yapma. Devlet Bahçeli tweet atanlara bile en ağır sözlerle yüklensin.
efendim doğal afetlerde siyaset yapan, eleştiri yapan, muhalefet yapan haindir desin. Sonra bir bakmışsınız İstanbul'da yağan karda hepsi birden sanki bu konudaki tek yetkili, bütün yetkiler elinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ymiş gibi oraya yüklensinler. Örneğin MHP'nin Grup Başkan Vekili Erkan Akçay 10 tane soru sormuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Ya Allah'tan kork. Memleketin bu kadar sorunu var. Bir bakana bir tane soru sormamışsın. Tek sorun yok. Ülkede bu kadar sorun yaşanıyor. 18 tane bakana bir soru sormamış. Karla ilgili Ekrem İmamoğlu'na 10 tane soru soruyor. Utanmadan, sıkılmadan ve bütün sorumluluğu oraya yüklüyorlar. O sırada övündükleri Kuzey Anadolu otoyolu zincirleme kazalar, saatlerce ulaşıma kapalı, insanlar mahsur kalmış. Bir benzer olayın yaşandığı Atina'da bakanlar istifa ediyor ama bizim burada günler sonra geçiş paralarını geri vereceğiz diyorlar. Sanki geçebilmiş gibi insanlar geçiş paralarını geri vereceğiz diyorlar ve sorumluluk almayan bakan, yürütme, her yetki bende, her şey bende diyen devletin başı ama öbür tarafta işte bütün sorumluluğu bir yere yıkmaya çalışan bir troll savaşı. Bütün vatandaşlarımız Allah'ın sopası yok. Isparta'daki beceriksizliği, aynı Gaziantep'teki gibi, aynı bütün uyarılara rağmen yapılan 3. havalimanında dünya kadar emekçinin tepesine çökme tehlikesi yaşanan ve büyük bir şans eseri can kaybının yaşanmadığı kargo bölümündeki çöküntüde olduğu gibi Isparta'da da iktidarın ne kadar yeteneksiz, ne kadar beceriksiz, artık ne kadar yorulmuş ve ne kadar yönetme kabiliyetini yitirmiş olduğunu hep birlikte gördük. Ülkenin 9. Cumhurbaşkanının memleketine, meclisin başkan vekilinin memleketine 4 gün boyunca elektrik veremediler. Bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. İnsanlarımızı açlıkla, yoksullukla terbiye eden Recep Tayyip Erdoğan çok değil, daha birkaç gün önce CHP demek gaz yağı demektir, mum demektir ve CHP döneminde elektrik kesintileri yaşanırdı diye hatırlatıyordu. Bunu iddia ediyordu. Sanki bütün kendisinden önceki yaşanmış olan her şey CHP dönemindeymiş gibi. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır iktidar olmadığı halde kendisinin referans tuttuğu birçok dönemin sorumluluğunu da CHP'ye yüklüyordu. Ama Isparta'da vatandaşı muma, gaz yağına, battaniyeye, tir tir titremeye ve devletin kendine ulaşmamasının büyük yalnızlığına mahkum ettiler. Ve yanı başında belediyelerimiz var. Antalya ve Burdur. Hemen aradılar. Her türlü yardım için hazırız dediler. AK Partili Isparta Belediyesi, Burdur ve Antalya belediyelerimizin sıcak yardım elini reddetti siyasi gerekçelerle. Beklediler Kastamonu'dan gelsin, beklediler Sivas'tan gelsin, beklediler Yozgat'tan gelsin, beklediler Bursa'dan gelsin diye. Bu kadar siyaseti, siyasi kaygıları ön plana alan bir afet sırasındaki komşu elin yardım elini bile siyasi gerekçelerle, sahiplerle iten bir iktidar anlayışının bu ülkeye daha vereceği bir dakikalık katkı yoktur. İktidarda oldukları her dakika bu ülkeye yüktür, bu ülkeye zuldür. Ve 4 gün boyunca, bırakın 4 gün, 1 gün, 1 saat, 1 saniye o şatafatlı ışıklarından tasarrufu düşünmeyen saray rejimi 4 gün boyunca çekilen ıstıraptan sonra kendisi varamadığı için Isparta'ya giden bakanı eliyle yine vatandaşa çay dağıtmıştır. Çay ikram etmiştir ve AK Parti dönemiyle özdeşleşmiş bir aymazlığı bir kez daha orada ısrarla tekrar etmekten geriye durmamışlardır. Elektrik dağıtımları özelleştirirken Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyordu.
Elektrik Mühendisleri Odası itiraz ediyordu. Türkiye Mühendis Mimarlar Odaları Birliği itiraz ediyordu. Bu işlere kalem sallayan yazarlar, bu işlerde çok yetkin birikimi olan yazarlar, çizerler itiraz ediyordu. Akademisyenler itiraz ediyordu. Ama bunlar diyorlardı ki elektrik dağıtımı özelleşince enerji ucuzlayacak. Elektrik faturaları ortada. Aksine görülmemiş bir pahalanmayla karşı karşıyayız. Satın alma gücü ölçütüne göre Avrupa'nın en pahalı elektriğini tüketen ülkesiyiz. Ülkenin insanların eline geçen paraya ve öbür eline tutuşturulan faturaya baktığınızda Türkiye kadar elektriği pahalı bir başka ülke yok. Dağıtım şirketleri altyapıya gerekli yatırımları yapmadılar. Kayıp kaçak oranlarını hedeflerin sürekli altında kaldılar. Ve nihayet 2020 yılında 10 yıllığına daha kayıp kaçak bedellerinin bölüştürülmesi, vatandaşın sırtına yüklenmesi kanun yoluyla 10 yıl daha uzatıldı. Şirketler görevlerini yerine getirmediler. Enerji fon bedellerini tahsil ettiler ama devlete ödemediler. 2020'nin ve 21'in enerji fon bedelleri elektrik dağıtım şirketlerinde vatandaştan alınmıştır ama devlete verilmemiştir. Faturalardaki şeffaflık ortadan kalktı. Birçok kalem sosyal medyada kalem kalem tartışıldığı için bir sonraki ay çeşitli yöntemlerle gizlendi. Elektrikte kayıp kaçak düşmedi. Aksine şirketlerin bu konuda üzerine düşeni yapmamasının ve bunun cezalandırılmamasının sonucu olarak bu oranlar arttı. Çünkü kayıp kaçak konusunda devletin elektrik üreten kurumu Elektrik Üretim AŞ kayıp kaçağı 32 kuruştan, yani kayıp kaçaktaki elektriği 32 kuruştan bu dağıtım şirketlerine fatura ediyor. Bu dağıtım şirketleri 32 kuruştan elektrik alırken 4 ila 6 katına vatandaşa bu elektriği satıyorlar. Öyle bir noktaya gelindi ki kayıp kaçak meselesi bu şirketlerin bir derdi olmaktan, bir sorunu olmaktan, mücadele edecekleri bir iş olmaktan çıktı, rant kapısı haline dönüştü. Isparta'da yaşananlar bu muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı haklı uyarıları dinlemeyen, Elektrik Mühendisleri Odası'nı dinlemeyen, burnunun dikine giden ve sadece yandaşı zenginleştirme hesabı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vatandaşa ödettiği faturadır. İşte Türkiye'nin dağıtımını gerçekleştiren o şirketler. Özetini söyleyelim. Farklı şirketler de var ama beşli çete başrolde. Yani yine burada ucuza elektriği alıp pahalıya satıp yükümlülüklerini yerine getirmeyen, vatandaştan topladığı parayı devlete ödemeyen kim derseniz yine Cengiz, yine Colin karşımıza çıkıyor. En ağırlıklı olarak. TEDAŞ işletme hakkı devir sözleşmesi yapıyor. TEDAŞ'ın halen mülkiyetinde olan trafolar, aydınlatmalar, nakil direkleri, diğer taşınmazları hakkında TEDAŞ'a ne kadar para ödeneceği bile belli değil. Ve sözleşmedeki kira gelirine ilişkin bir yüküm olmadığı için mal TEDAŞ'ın ama sözleşme dağıtım faaliyetiyle sınırlı, kira geliri, reklam geliri dağıtım şirketlerinin cebine kalmakta. EPDK yetkisi yokken bu gelirin TEDAŞ'a değil dağıtım şirketlerine akmasına dair olarak kararlar verdi. TEDAŞ'ın, yani hepimizin mülkiyet haklarını ihlal etti. 6446 sayılı kanunun 15. maddesi gereğince elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminde bakanlık yükümlüyken bakanlık denetim görevini yerine getirmiyor. Ve Sayıştay diyor ki bu şirketler iyi denetlenmiyor. Denetlendiklerinde
Bu şirketlere ceza kesilse de tahsil edilmiyor. Çarpıcı bir örnek, Sayıştay raporundan aktarıyoruz. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun kestiği cezaların sadece %4'ü tahsil edilmiş. Vatandaşa trafik cezası kesilince, elektriğini 2 gün geç ödediğinde, dünyanın en acımasız faizini uygulayanlar, e-haciz üzerinden arabasını bağlayanlar, hemen ertesi gün gelip elektriğini kesenler, vatandaşın, örneğin esnafın, örneğin çiftçinin yazın ortasında ihtiyaç duyduğu sulama için gerekli elektriği faturanı ödemedin diye kesip tarladaki domatesi yakanlar, esnafın işine mal olanlar, elektrik faturası ödenmedi diye fırının elektriğini kesip ekmek ürettirmeyenler 100 lira ceza kesmişler, 96 lirasını tahsil etmemişler. Kimden? Beşli çeteden. Neden? Onlar sarayın beslemesi, sarayın kayırması. Rakamı veriyorum. 3 milyar 696 milyon lirası tahsil edilmemiş, kesilen 3 milyar 848 milyonluk cezanın. Bu nasıl iş? Öyle para milyon falan değil, milyar. Eski paranın trilyonuyla ceza kesilmiş bu şirketlere ama tahsil etmemişler. Fatura kime? Fatura Isparta'ya çıktı. Fatura OSB'lere çıktı. Fatura gariban vatandaşa çıktı. EPDK ve parakende satış faaliyetlerine ilişkin kalite yönetmeliğine göre ilgili dağıtım şirketlerine uzun süreli kesinti tazminatı uygulanması bu şirketlere bu cezanın verilmesi gerekmektedir. Biz bu rezilliğin peşini bırakmayacağız. Cengiz'in, Koli'nin ve vatandaşın canını yakan bu şirketlerin yakalarını bırakmayacağız. Buradan EPDK'ya çağrıda bulunuyoruz. Normal tüketici mahkemelerine başvurmak, tespit yapmak, onarım faturası getirmek, hakem heyetinin onayı, bilmem nenin bilmem nesi değil. Mağduriyet ortada. Bu vatandaşların mağduriyeti için EPDK gerekli tazminat işlemini bir an önce başlatmalıdır. Vatandaşın yanan bozulan aleti varsa onlar elbette tazmin edilecek. Bunun dışında uğranan bu 4 günlük maddi manevi tazminatlar bu şirketlerden çatır çatır alınmalıdır. Tazminatı ödemem diyenin aslında Cengiz, Colin, Beşli Çete olduğu ve onlardan bunun ne kadar kolay tahsil edileceği belli. Bu mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda, burada bu Beşli Çete'nin vergi borçlarını silenlere sesleniyoruz. Bu Beşli Çete'ye 6 ayda bir kıyak yapanlara sesleniyoruz. Kardeşim, bu Beşli Çete'nin yakasına burada yapışmamız lazım. Bu vatandaşı mağdur eden bu şirketlerin daha fazla kayrılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Meclis açıldığında Tezel'den CHP grup önerisi olarak hem Isparta'da yaşananları hem de elektrik özelleştirmesinin vatandaşa çıkardığı ağır ve acımasız faturayı meclis gündemine getireceğiz. Hadi bakalım AKP ve MHP oylarıyla reddedin. Millet bu AKP ve MHP oylarıyla ellerini kaldıranlara seçimde elinin tersiyle öyle bir demokrasi tokatı atacak ki 23 Haziran'da İstanbul'da yaşadıklarından beterini yaşayacaklar. O MHP çakarlı çukarlı mitil atmaya giden MHP İstanbul'a 45 gün çalışacağız, seçimi alacağız, Binali Yıldırım'ı İstanbul'un başına getireceğiz diyen MHP 2 günde tırıs tırıs dönmüştü buraya. Mehter marşlarıyla gittiler, İzmir marşıyla geri döndüler. Sebep, vatandaş yüzlerine bakmadı. Şimdi bu yaşananlardan sonra da vatandaş yüzlerine bakmayacak. Vatandaş bunların defterini seçimde duracak. Koca kamp yapıp başında CHP'ye saldır, sonunda CHP'ye saldır. Neden? Tükenmişliklerinden. Anketlerde böyle Rabia'ya ulaştılar. Tayyip Erdoğan diyordu ya, Rabia'mızı sayalım. MHP anketlerde Rabia'ya ulaştı %4. %4. Vatandaşa bu edilenlere ses çıkarmamanın,
tükenmiş bir iktidarı 2015'in 7 Haziran'ından beri suni teneffüsle hayatta tutmanın nereden geldiği belli olmaz talimatlarla dün küfrettiğine bugün metiye düzmenin bir iktidarı vatandaşın başında artık boza pişiren bir iktidarı, vatandaşın ensesinde boza pişiren bir iktidarı sürekli ayakta tutmanın bedeli bu. Anketlerde Rabia oldu MHP. Adalet ve Kalkınma Partisi ile toplam 50+1'lik kumpası millete kuranların bugün toplamlarının bir aralar özlemlerini duydukları %40 olsa da yine iktidarda olsak 40 da kurtarmayıp 35'lerin altına gerilediğinin, her geçen gün tükendiklerinin ve her geçen gün siyasi iflaslarının millet tarafından tescil edildiğinin, sandık için gün sayıldığının hep birlikte farkındayız. O yüzden %4'lere düşmüş bir partinin 7 yapacaklar diye barajı 10'dan 7'ye MHP için, MHP 7'ydi. Şimdi bakalım 5 kurtaracak mı, onu göreceğiz. Ama öyle bir noktadalar ki yükselmekte olan CHP, birlik beraberlik halindeki Millet İttifakı ve milletin artık iktidarı değiştirme yönündeki kesin iradesi beyefendileri CHP'nin kalelerine yolluyormuş. CHP'nin kalelerine gideceklermiş kendi deyimleri. Bizim öyle kalemiz falan yok. Çok oy aldığımız illere kale diyorlarmış. Bizim vatandaşın oy versin vermesin hepsinden birlikte kurduğumuz bir gönül bağımız var. CHP'nin çok oy aldığı yere gidip CHP'yi şikayet edecekmiş. Biz desteği o seçmenden alıyoruz, milletimizden alıyoruz, halkımızdan alıyoruz. Gittiğinizde İstanbul'dan nasıl yüzü asık döndünüzse, nasıl mitil atmaya gidip de size yaptıklarınız burnunuzdan fitil fitil seçmen tarafından getirildiyse aynı sonuçla da karşılaşacaksınız. Bu arada cem evlerine fahiş elektrik faturaları geliyor ve çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu kanun teklifleri var. Cem evleri ibadethanedir. İbadethanelerden elektrik alınmaması doğrudur. Camilere gitmeyen faturanın cem evine gitmesi ayrımcılıktır diyoruz. Ve cem evlerinin ibadethane statüsünde olmasını, elektrik, su ve diğer zorunlu harcamalarının aynı camilerde olduğu gibi devlet tarafından karşılanması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem ibadethane statüsünde olması gereken cemevlerinin taleplerinin arkasında duracağız. Ayrıca kültür sanat faaliyetleri icra eden tiyatrolar, sergi salonları, sinemalar ciddi şekilde bu elektrik faturalarıyla faaliyetlerini sürdüremez noktaya geliyorlar. Zaten pandemi döneminin kapanma sürecinin yükü üzerlerinde. Şu anda yine yüksek seyreden rakamlar vatandaşların haklı tedirginliği yüzünden yeterince gişe yapamadıkları ortada. Ancak seyirci 1/3 kadar gelince elektriği 1/3 kadar yaksan olmuyor işte. O yüzden buraların elektrik faturaları konusunda da ortaya koyacağımız, önereceğimiz kanun tekliflerinin ciddiye alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu süreçte bu elektrik faturası yüküyle faaliyetlerine son verme noktasına gelen kültür sanat kuruluşlarına sahip çıkılması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bu arada 150 kilovatın 210 kilovata çıkarılması bir iyileştirme değildir. Yapılan çok büyük kötüleştirmeden bir nebze geriye adımdır. Şunu net görelim. Elektrik faturasına en az tüketen hane için %50 zam yaptınız siz. O evde emekli oturuyor, emekli maaşına zam %27,5. O evde memur oturuyor, maaşına gelen zam %30. Yani Aralık ayına kıyasla onun maaşına %30 zam geldi, elektrik faturasına %50 geldi. Ama birçoğuna, yani bir karı koca baş başa
hiç elektrik yapmayıp çok tasarruf etse %50 zam. Ama hanelerin çoğuna %125 zam geldi. Bu %125 zam gelen miktarı 150 kilovattan ötesiydi. 210 kilovattan ötesine çekmek bu aradakilere yapılmış büyük kötülüğün %125 zammı %50'ye indirmektir. Ama bu insanların maaşına yapılan zam %27'dir, %30'dur. En iyi ihtimalle asgari ücretli ise %50'dir. Bir iyileştirme değil, yapılan çok büyük haksızlıktan küçük bir kesim için bir adım geri gitmek vardır. Ama Aralık ayındaki aldığı maaşı %27 artan emekli en iyi ihtimalle %50 ama kuvvetli ihtimalle %125 pahalı fatura ödeyecektir. Bunu hep birlikte görmemiz gerekiyor. İki küçük hususa da temas edip sözlerimi sonlandıracağım. Bir tanesi meclis başkanı yazacağı makale. Tartışma şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olabilir mi? Beyefendi açıklama yapmış. Hukuki bir tartışma yok. Bal gibi var. Ama hiç ağzınız sulanmasın, siyasi bir tartışma yok. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın karşımıza çıkmasını, aday olmasını ve onu yenerek dünya siyaset tarihine örnek olacak bir başarıyı göstermek için gün sayıyoruz. Öyle sizin yaptığınız, kötü yazdığınız, bütün uyarılara rağmen elinizi yüzünüze bulaştırdığınız o anayasa metnine bakarsan Cumhurbaşkanı ikinci kez aday olamıyor. Üçüncü kez aday olamıyor. Saydığında birinci dönemini yapıyordu. Değişiklikten sonra ikinci dönemi erken seçim olursa aday olur, olmazsa aday olamaz. Öyle okunuyor. Neden bunu böyle yaptınız? Aslında yeni rejim Cumhurbaşkanı artı başbakan yetkileriyle bir yeni süper yetkili taraflı cumhurbaşkanı tarif ediyor. Onun adına başkan koyacaktınız. Çok canınız istiyordu. MHP başkanlığa karşıyız diye çok atıp tuttu diye adını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi koydunuz. İsim benzerliği üzerinden anayasal tartışma var. Beceriksizce, yeteneksizce yazılmış bu metnin baş faili Şentop'tur. O yüzden makale yazacaksa beceriksizliğinin makalesini yazacak. Ama biz efendim bu kötü yazılmış kötü metin üzerinden aman aday olamaz. Bu tartışma bilerek yaratılan bir siyasi mühendislik hesabından başka bir şey değildir. Seçimi kaybetmekte olan Recep Tayyip Erdoğan'a sanki güçlüymüş de rakipleri ondan korkuyormuş. Anayasanın kötü yazılmış maddesine sığınıyormuş. İzlenimi yaratmaya çalışanlara kusura bakmayın. Size bedavadan verilecek mağduriyet hikayemiz yok. En son buna mı düştünüz? Buna mı kaldınız? Vatandaş isyanda, anketler dipte, iktidar çöküşte. Aman efendim, Cumhurbaşkanımızı aday yapmak istemiyorlar, mağduruz. Çok beklersiniz. Çıksın karşımıza, seçimde beyefendiyi yeneceğiz. Beyefendi sağlıklı olsun. Beyefendi aday olsun. En çok biz istiyoruz. Beyefendiyi seçimde çatır çatır yenip milletin yüzünü güldüreceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını, birinci yüzyılını başlatanlar başlatacak. Süleyman Bey ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinden ne kadar tedirgin olduysa orada burada Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı demeye başladı. Atatürk'le, silah arkadaşlarıyla aralarında sorun olanlar, onlara tek parti rejimi diye, CHP dönemi diye laf atanlar, Atatürk'e zerre muhabbet besleyen, ne ölüme ne dirme diyen Fesli Deli Kadir'in hastanesine, cenazesine koşturarak gidenlerin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı ile ilgili bir hedefleri olamaz. O hedef bu ülkede Atatürk'ü gerçekten seven 84 milyon vatandaşın ortak hedefidir. O hedefe yürüyecek olan Atatürk'e husumet besleyenlerin sırtını sıvazlayanlar değil, Atatürk'e husumet besleyenlerin karşısında dimdik duranlardır. Bu seçimde
Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak mı? Olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada herhangi bir kurumdan, kuruluştan, oradan, buradan bir beklentisi yoktur. En büyük arzumuz karşımıza kendini en güçlü hissettiği şekilde çıkması ve bu seçimde vatandaşın bu 20 yılın sonunda memleketin geldiği bu durumdan Recep Tayyip Erdoğan'dan da AK Parti'den de küçük ortağından da hesap sormasıdır. Yaratılmaya çalışılan suni tartışma üzerinden ihtiyaç duyulan mağduriyet onlara tanınmayacaktır. Her ne kadar çok kötü bir metin Mustafa Şentop'un marifetiyle ortaya çıkarılmış olsa da. Ve burada şunu çok net söyleyelim. Şentop ne makalesi yazacak? Efendim o metin ne diyormuş? Kısa bir hatırlatma yapalım Şentop'a. Mecliste anayasa değişilirken dokunulmazlıklar konuşuldu. Dedik ki yeniden seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık alacak mı? Tutanak altında yazıyor böyle nal gibi. Bu konuda hiçbir şüphe yok diyor. Tabii ki alacak diyor. Kendisi meclis başkanı oluyor. Enis Berberoğlu milletvekili seçiliyor. Mahkeme yargılamayı durdurması gerekirken devam ediyor. Kararı tamamlıyor. Meclise yolluyor. Ve mahkemenin yaptığının anayasaya aykırı olduğunu komisyonda tutanağa geçiren Şentop o kararı okutup dokunulmazlığı milletvekilliğini düşürüyor. Anayasa Mahkemesi verdiği kararda mahkemeye hak ihlali yaptığını, Şentop'a da anayasa ihlaline ortak olduğunu karara bağlıyor. Ama o Şentop şimdi tutmuş makale yazacakmış. Sen makale yazacaktıysan kendi dokunulmazlık yeniden kazanılır dediğin konuda yazaydın, bir duruş göstereydin, saraydan gelen talimatla Enis Berberoğlu'nun kararını okutmayaydın. Bu açıkça anayasaya aykırı diyeydin. Bunu diyememiş bir Şentop'un şimdi Tayyip Erdoğan için makale yazmaya kalkışmasının bilimsel olarak da, vicdani olarak da, siyasi olarak da hiçbir değeri yoktur. Nurettin Nebati yurt dışında Türkiye'den ayrıldı. Gözlerinin ışıltısından ülkeyi mahrum etmiş durumda ve faiz lobilerinin başkenti Londra'ya gitti. Orada yabancı sermayeye güven aşılama, kendisine destek arama telaşında. O bitince Uzak Asya turuna çıkacak. O bitince Körfez turu yapacak. En sonunda yeniden bir Londra'ya uğrayacakmış. Yerli ve milli ekonomi modeli bu. Türkiye modeli bu. Bize dış güçler saldırıyor, dış güçler saldırıyor diye ekonomi yönetenlerin dış güçlerin peşinde nasıl dolaştığı, Körfez'e nasıl umut bağladığı, Uzak Doğu'da ve özellikle Londra'da güven bulmaya çalıştığını bütün vatandaşlarımıza bir kez daha gösteriyoruz. Ve bıraksınlar bu masalları. Dünyada bir kişinin iddia edip buna ikna olup da bunu savunacak bir tane Maliye Bakanlığı'nın bulunduğu, kurlar yükselirken kurlar yükseliyor bilerek yükseltiyoruz, ihracat artsın, cari açık düşsün, Türk modeli budur deyip daha sonra kurlar düşünce Türk modeli başarıya ulaştı diye söyleyenlerin, faiz vermeyeceğiz deyip faizin daniskasını verenlerin ve Türk parasına güvenmeyenlere vatandaşın sırtından döviz bazlı güvence verenlerin bu ülkeyi bir dakika daha yönetecek kabiliyetleri, imkanları kalmamıştır. Faiz lobilerinde güven arayanlara vatandaşın güveni sıfırdır. Türkiye'ye de dünyaya da güven verecek şey vatandaşın önüne zaman geçirilmeden sandığın konmasıdır. Sandıkta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paketlenip gönderilmesi en güvendiğimiz ekonomi paketidir. O günden sonra faiz de düşecektir, döviz de düşecektir, güven de artacaktır, vatandaşın yüzü de gülecektir. Onun dışında sadece Nebati'nin yüzü gülmekte, milyonlar açlıkla pençeleşmektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar.
Özellikle şunu ifade edelim. Zaman zaman bir sine-i millet tartışması yürütülüyor. Bu konuda geçmişte Tanju Bey'in de ifadeleri vardı. Bu yaptığı açıklama şöyle bir yanlış anlaşılmayı doğurmasın. Anayasa mecliste bulunan milletvekillerinin %5'inin yani 30 milletvekilliğinin boşalması durumunda seçimlere bir yıl kalmamışken ara seçime gidileceğini söylüyor. Ara seçime gidilmesi boşalan milletvekillikleri açısından. Yani bir partinin bütün milletvekilleri istifa etse de yapılacak seçim genel seçim değildir. Sine-i millete dönün, bütün milletvekilleri istifa etsin ve genel seçimler yapılsın algısı Facebook'taki bir yanlış paylaşımın engellenemez dolaşımından dolayıdır. Eğer Tanju Bey'in söylediği gibi belli sayıda milletvekilinin istifasıyla boşalan milletvekilliği sayısı 30'a düşerse, 30'a çıkarsa o 30 milletvekilinin bulunduğu illerde seçim yapılacak. Bu bir seçenek olarak önümüzde uzun süredir var. Böyle bir şey yaparak bunu bir erken ve bunu bir erken seçim yapmayan iktidarı bir şekilde kantara çıkarma ve kaybettiği halk desteğini bir erken seçim marifetiyle gözler önüne serme bir siyasi seçenek olarak durmaktadır. Bunu seçimlere bir yıl kalana kadar muhalefet partileri 9 milletvekilinin istifa etmesiyle tercih edebilirler. Ancak bu bir genel seçim doğuran sonuç değil, bir ara seçim doğuran sonuçtur. Bunun artısı eksisi ne getireceği ne götüreceği siyasi partilerin yetkili kurullarının konusudur. Bu tartışma zaten bir süredir yapılmaktadır. Sayın Tanju Özcan'ın yapmış olduğu da 30 milletvekiliyle boşalan bölgelerde ara seçim yapma formülünü doğuracak bir yöntemdir. Burada sine-i millet sözü geçmişte hep şöyle değerlendirildi. Muhalefet partileri istifa etsin, mecburen genel seçim olacak. Örneğin bütün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri istifa etse 135 milletvekilinin boşalttığı yerde seçim yapılacak. Boşalttığınız sandalyelere yeniden talip olmadığınız bir seçimde orası iktidar tarafından doldurulacak ve belki iktidar anayasayı değiştirecek bir çoğunluk sağlayabilecektir. O yüzden sosyal medyada yanlış döndürülen muhalefet istifa ederse erken seçim olur doğru değildir. Muhalefetten belli sayıda da bütün milletvekili istifa etse anayasaya göre ara seçim olur ve o ara seçime istifa edenler girmeyeceği için bu iktidar partisine verilmiş büyük bir imkan olur. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii. Sadece oradaki boşalan milletvekillikleri için. Hayır. Ayrıca diyelim bugün 10 milletvekili daha istifa etti ve 30'un üzerine çıktı sayı. O istifaların genel kurulda oylanarak kabulü gerekiyor. Bunun için de iktidarın rızası lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri istifa etti. AKP ile MHP biz bu istifayı kabul etmiyoruz dediklerinde ara seçim dahi yapılamıyor. Evet, yani iktidar partisinin kabulüne, çoğunluğun bu istifaları kabulüne bağlı. Buyurun. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki bilinen tek somut gerçek şu. Yapılacak seçimden sonra seçimi Millet İttifakı'nın adayının kazanacağı görülüyor. Bu bütün anketlerde böyle. Millet İttifakı'nın adayı Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin ortak kararıyla belirlenecek. Sayın Genel Başkanımız bu konuda gösterdiği hassasiyeti biliyorsunuz. Bu ittifakın ortak kararı olacak diyor.
Ayrıca sorulan sorularda kendisine siz aday olur musunuz deyince ittifak böyle bir karar verirse onur duyarım diyor. Pozisyonumuz bundan ibarettir. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın göstereceği aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu bütün anketlerde ve bütün siyasi yorumlarda bu şekilde. Şimdi karşımıza hem Devlet Bahçeli'nin hem çok sayıda köşe yazarının dolaşıma sokmaya çalıştığı AK Partili Genel Başkan Yardımcısı sözcülerinde sanki böyle bir tartışma varmış gibi dolaşıma sokmaya çalıştığı Erdoğan aday olabilir mi tartışması, onların düştükleri zor durumda aradıkları yeni bir mağduriyetten bekliyorlar ki CHP hayır aday olamaz desin. Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyorlar. Yenemeyeceklerini biliyorlar. Ondan böyle diyorlar. Yeneceğimizi biliyoruz. Kendisini mindere bekliyoruz. Eğer cesaretleri varsa hemen gelsinler haftaya salı erken seçim kararını alalım. Bütün tartışmalar bitsin. Var mı cesaretiniz? Hani Millet İttifakı'nın adayı belli değildi. Görürsünüz o zaman kim adaymış kim değilmiş. Çıkın karşımıza. Getirin sandığı, kararı millet versin, bütün tartışmalar bitsin. Tabii buyurun. Cumartesi günü yapılacak olan altı liderin birlikte olacakları toplantı Şubat ayında yapılacak iki liderler toplantısından birincisi. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili liderlerin partilerin varmış oldukları tam mütabakatın liderlerin bir araya gelerek tesciline yönelik bir toplantıdır. Ardından Şubat ayı içinde İkinci bir toplantıda, kamuoyuna açık bir toplantıda, basına açık bir toplantıda bir araya gelmeleri söz konusudur. Bunun ne zaman yapılacağı, ne şekilde yapılacağı ya da bu toplantıdan önce veya bu toplantı sırasında bir yazılı belgeyle mi bunun yapılacağı yoksa altı liderin bunu kendi aralarındaki iş bölümüyle mi duyuracaklarının detaylarının görüşüleceği bir toplantıdır. Tam mütabakatın liderlerin bir araya gelmesiyle tescilli toplantısı olacak. Buradaki tam mütabakat güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundadır. Bunu aşan bir mütabakat, bunu aşan bir önümüzdeki döneme yönelik olarak ittifak görüşmeleri, işte sandalye bakanlık paylaşımları falan öyle bir noktada değiliz. Bu toplantı güçlendirilmiş parlamenter sisteme yöneliktir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mütabık olan tüm partilerin, tüm liderlerin eşit temsilde olacakları ve bu eşit temsille yürüyecekleri bir sürecin içindeyiz. Bunun ötesinde bir konunun konuşulmadığı noktasındaki Sayın Davutoğlu'nun açıklamasını biz de teyit ederiz. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum.